İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın yıl sonu mesajı, Roboski mektupları, Stepanakert, Azeriler sadece siyasi meselelerin çözümünden sonra Artsakh Cumhuriyeti'ne dönebilirler. Velayeti, Suriye'de silahlardan arındırılmış bölge kuran yabancılara karşıyız. Bayanlar ve baylar, sevgili vatandaşlar, aşağıdaki ulusal ve uluslararası koşullara dayanarak A. Devlet sistemimizin provokasyonlar ve bize karşı darbeci girişimler karşısındaki istikrarı B. Ana vatanımıza Türkiye tarafından el konulması ve bugün Orta Doğu'da ilan edilmeyen savaş durumunun halkımızın varlığı üzerindeki etkisi C. Batı Ermenistan'daki Ermeni halkına karşı uygulanan soykırım ve kendisinin Ermeni olarak yaşama hakkının inkar edilmesinin kapsamı. D. Yurttaşlarımızın dünyanın dört bir yanına dağılması. Konumumuz net ve sağlamdır. Bundan emin olmanızı istiyorum. Ermeni halkının birliğiyle tüm bu suçlar kendi yeterli cevabını alacaktır. Sevgili yurttaşlar, yerli bir ulus olduğumuzu temel alarak, her yıl olduğu gibi Ermeni halkına ve tüm vatandaşlarımıza hak ve vatanseverliğimizin adil çözümü, adalet iddiası için başarı, irade ve güç diliyorum. Ocak, 11 Ocak 2019. Batı Ermenistan'daki Ermenilerin bağımsızlığına kadar kendi kaderlerini tayin hakkını tanıyan Rus beyannamesinin 100. yılını andık. 19 Ocak 2019'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününü kutladık. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi parlamento seçimlerinin sonuçlarını açıkladık ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi parlamentosunun ikinci toplantısının ilk oturumunu düzenledik. 20 Ocak 2019'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçilmesini ve yeni hükümetini kutladık. Şubat, onurlu bir şekilde savaş meydanında şehit düşen Ermeni gönüllülerinin anısına 1 Şubat 2019'da Ermeni Lejyonu'nun kuruluşunun 100. yıl dönümünü andık. 4 Şubat 2019'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin kuruluşunun 8. yıl dönümünü kutladık. 22 Şubat 2019'da 1. Dünya Savaşı'nın sonunun ve Versay Barış Konferansı'nın 100. yıl dönümünü andık. Mart, 21 Mart 2019'da gece ve gündüzün eşitliğini andık. Bu, Batı Ermenistan'ın yeni yılına tekabül etmektedir. Nisan, 24 Nisan 2019'da 1894'ten 1923'e kadar Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında birbirini izleyen üç Türk hükümetleri tarafından yürütülen yerli Ermeni halkına karşı işlenen soykırımını andık. Mayıs, 5 Mayıs 2019'da 74 sayılı kararname ile San Remo Barış Konferansı'nın 100. yılı ile Serb Uluslararası Sözleşmesi'ne değindik. 11 Mayıs 1920'de Batı Ermenistan topraklarında 10 Ağustos 1920'de Ermeni Devleti'ni hukuken tanıyan Uluslararası Barış Antlaşması Sevr'de imzalandı. Sonuç 22 Kasım 1920'de Başkan Woodrow Wilson'un imzaladığı tahkim kararı oldu. 24 Mayıs 2019'da Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu'nun kuruluşunun 6. yıl dönümünü kutladık. Haziran, 1 Haziran 2019'da Artsakh Cumhuriyeti'nde Konifa çerçevesinde Avrupa Kupası turnuvasına katıldık. 24 Haziran 2019'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Serb Antlaşması'nın onaylanmasının 3. yıl dönümünü andık. Temmuz, 13 Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Yerli Halkların Hakları Konferansı'na katıldık. Ağustos, 4 Ağustos 2019'da Kilikya Bağımsızlık Bildirgesi'nin 99. yılı ile Kilikya Ermenileri Ulusal Konseyi'nin yeniden kurulmasının 2. yıl dönümünü andık. 10 Ağustos 2019'da Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıl dönümünü andık. Eylül, 7 Eylül 2019'da Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin ilk yaz üniversitesini düzenledik. 27 Eylül 2019'da Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi'ne hakimlerin atanmasına katıldık. Kasım, 2 Kasım 2019'da Bay Arden Şellefyan'ı son yolculuğuna uğurladık. 15 Kasım 2019'da Kilikya'nın Doğu Lejyonu tarafından kurtarılmasının 100. yıl dönümünü kutladık.
22 Kasım 2019'da komutanımız Leonid Azgaltyan'ın ölümsüzlüğünün 77. yıl dönümünü ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un tahkim kararının 99. yıl dönümünü andık. 30 Kasım 2019'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Parlamento Başkanlığı'nın 2020'de ikinci toplantısının ikinci oturumunu düzenleme kararını onayladık. Aralık, 5 Aralık 2019'da Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın Haziran 2020'de Kuzey Makedonya'daki Konifa Dünya Şampiyonası'na katılmasına dair bir karar aldık. 14 Aralık 2019 tarihinde özellikle Ermenilere uygulanan soykırımla ilgili 296 sayılı tasarıyı kabul ettiği için Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun kararını ve insani tutumunu memnuniyetle karşıladık. 15 Aralık 2019'da İsviçre'de Konstantinopolis ve Gari'nin geçici egemen patrikhanelerinin yeniden kurulmasını kabul ettik. 17 Aralık 2019'da Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 15. yıl dönümü vesilesiyle mesajımızı ilettik. Bu mesajımızda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin devlet organlarının siyasi bölümü olduğunu belirttik. 2020 yılı Batı Ermenistan'ın adil haklarının gerçekleştirdiği bir yıl olsun. 2020'deki günlük çalışmalarımızla birlikte önemli toplantılarımız olacak ve Batı Ermenistan Devleti'nin bağımsızlığının 100. yılını Serv Antlaşması'nın 100. yılıyla kutlayacağız. Ana vatanda ve yurt dışında yaşayan sürgündeki yurttaşlarımızın yeni yılını kutlamama lütfen izin verin. Batı Ermenistan'ın, Orta Doğu Ermenilerinin ve diğer yerli halkların ve azınlıktaki halkların, Rumlar, Süryaniler, Ezidiler, Aleviler ve Kürtlerin savunma kuvvetlerine, ana vatanımıza yeniden katılacağı güne kadar güçlü bir direniş diliyorum. 2020 yılını devlet sistemimizin aracılığıyla kararlı ve olumlu bir yıl olması için elimizden geleni yapacağız. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi üyelerine, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti üyelerine, yeni seçilen Ulusal Meclis Parlamento üyelerine ve yurt dışındaki Ermeni yapılarına verimli bir yıl diliyorum. Olumlu değişimin derin ve uyumlu bir faaliyetin temeli olmasını sağlayın. Her zaman olduğu gibi biz birlikte güçlüyüz. Bir kez daha hepinizin yeni yılını ve kutsal doğuş Surp Dunut'unu kutlar ve gelecek yılda daha fazla başarılar, hayallerinizin gerçekleşmesini dilerim. Milletimiz mücadele içindedir ama bugünün mücadelesi bizim neslimizin mücadelesidir. Bunun kendi inancımızın, sevgimizin ve bilincimizin mücadelesi olduğunu söylemek istiyorum. Atalarımıza şan ve şeref. Yaşasın Batı Ermenistan Cumhuriyeti. Yaşasın saygıdeğer ve sevgili halkımız. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. 31 Aralık 2019. 30 Mayıs 2016 günü Suriye sınırının Roboski'ye yakın bölgesinde sınır ticareti yapan köylüler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyon sırasında havan toplarının hedefi olmuştu. Bu saldırıda 16 yaşındaki Vedat Encü ve 17 yaşındaki Yılmaz Encü hayatını kaybetti. 2011'de öldürülen 34 kişiden 26'sı Encü ailesindendi. Vedat ve Yılmaz'la birlikte Roboski'de sınır ticareti yaparken öldürülen Encü ailesinden öldürülenlerin sayısı 28'e yükseldi. Adalet Platformu 34 insanın hayat hikayesini mektup formatında kaleme almıştı. Roboski'den 35. Hayat Hikayesi. Hikayemizin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı David Babayan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mametyarov'un sözleri hakkında yorumda bulunarak, Azerbaycanlı mültecilerin Karabağ'a dönüşü, Ermeni mültecilerin Azerbaycan'a dönüşü olmadan imkansızdır, dedi. Bu konuda yaptığı açıklamada David Babayan şöyle devam etti. Bu tür açıklamalar bir kez daha ilerleme kaydetmenin uzun zaman alacağını ve çok çaba harcanacağını gösteriyor. Böyle bir dünya görüşüyle, yılbaşı dilekleriyle herhangi bir adımları umut etmek imkansızdır. Azerbaycan kendi kararlarını hiçbir şekilde gözden geçirmiyor. Bu örneğin aşamalı başarı ve Karabağ'ın bağımsızlığının demontajı ile aynıdır ki bu kabul edilemez.
Azerbaycan liderliği devlet inşası ve çatışmayı çözme yaklaşımlarını ve komşularına karşı tutumunu yeniden gözden geçirmelidir. Aksi takdirde Azerbaycan'daki herhangi bir değişiklik, siyasi sistemin yeniden başlatılması, devlet inşasının felsefesini değiştirmeyecek sadece bir kozmik müdahale olacaktır. Azerbaycan nüfusunun geri dönüşüyle ilgili soruyu cevaplayan Babayan şunları söyledi. Nereye geri dönmek istiyorlar? Karabağ'ı bir Azerbaycan bölgesi olarak görüyorlarsa o zaman geri dönmemeliler. Zaten Azerbaycan'dalar. Artsakh Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorlarsa bu bir müzakere meselesidir. Mülteciler ancak tüm siyasi meselelerin çözülmesinden sonra ve iki yönlü olarak geriye dönebilirler. Yani Ermeni mültecilerin Bakü'ye ve diğer Azerbaycan yerleşim yerlerine dönüşü olmadan Azerbaycanlı mültecilerin geri dönüşü gerçekleşemez. Bu olmazsa tek taraflı bir eylemin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu konuda tek taraflı bir adım olamaz. Uluslararası İlişkiler Yüksek Liderlik Danışmanı Ali Akbar Velayeti, Suriye'deki aşiret ve şeyh heyetiyle yaptığı görüşmede şu açıklamayı yaptı. Siz Suriye'de direnişin sütunlarısınız diyerek şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkeleri içindeki herhangi bir dış müdahaleye karşıdır. Düşmanların ülkeler arasındaki zulüm, komplo ve ihanet planlarına karşı direnişin yanında olmaktan tereddüt etmez. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın küstahlığına ilişkin velayeti şunları söyledi. Amerikan Başkanı birliklerinin petrolü için Suriye'de olduğunu açıkça belirtti. Bu yasa dışı bir eylem, apaçık bir hırsızlık ve uluslararası hukukun ihlalidir. Her ülkenin malı kendi halkına aittir. Ülkelerin parçalanması ve sömürgeleştirilmesi anlamına geldiği için yabancılar tarafından Suriye'de veya bölgenin başka yerlerinde yabancı müdahalelere karşı bir tampon bölge oluşturmasına karşıyız. Bu koşullarda Suriye'nin güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Suriye anayasasının değiştirilmesi gerekiyorsa bunu sadece Suriye halkı başka bir ülkenin müdahalesi olmadan yapabilir. Suriye halkının ve Suriye hükümetinin yakında İdlib'i kurtaracağına ve Doğu Fırat'ı yeniden elde edeceğine inanıyoruz. Çünkü bu bölge 9 yıldan fazla süredir vahşete katlanan Suriye halkına aittir. Bölge halkları bu vahşet hakkında sessiz kalırlarsa er ya da geç aynı kadere boyun eğeceklerdir. Velayetinin sözlerine Batı Ermenistan bir örnektir. İran ve Suriye arasındaki İslamcılık ve aynı bölgenin bir parçasını oluşturan işgal altındaki Filistin topraklarının kurtarılması gibi stratejik bağların temel nedenlerini hatırlatan velayeti, eğer bir ülkeye el konulursa ve yağmalanırsa sessiz kalmamalıyız. Zalimleri durdurmak için birlikte çalışmalıyız, dedi. Özet, sevgili takipçilerimiz, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu olarak yeni yılınızı ve doğuş bayramınızı kutlarız. Yeni yıla yeni umutlar ve yüksek beklentilerle giriyoruz. Yakın gelecekte siz izleyicilerimize çok takdir edeceğiniz yeni programlar, haberler sunacağız. 2020 yılı şüphesiz adil mücadelemiz için önemli bir yıl ve inanıyoruz ki bu önemli dönüm noktasında yeni başarılar elde edeceğiz. Sevgili vatandaşlar, sizleri tekrar yeni yılı ve kutsal doğuş bayramı vesilesiyle kutluyoruz. Yeni yıl ailenize ve ülkemize barış ve refah getirsin. Barış içinde kalın. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gaant Baba adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Thank you.
çıkar.